O meşhur. O meşhur. Şey. Aşk oranın bir yere değil. Hello. Ey, 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 ey. Saçlarımı kestirdim. Çok güzel olmuş kanka, bayıldım. Bayıldım. Ne haber? Yakışıklı. İyiymiş. Senden ne haber? İyi ben de. Yine Ne pislik şey. özledim be. Yine pislik pislik şeyleri yiyorsun. Evet, yine pislik pislik şeyler yiyorum. Her zaman olduğu gibi. Ne çektin benden be? Ne çektim? Sabahın körlerinde daha kahvaltı etmeden çikolata yiyip. Elimden çikolatalarımı alıyorsun. Cipslerimi de. Senin aldığın kanka o günkü cipsler hala duruyor biliyor musun içeride? Yemin Hadi ederim. ya. Ama o neydi ya? Biz de, ben de yani çok almışım. İğrenç gerçekten. Nasıl gidiyor? İyi. İyi. Senin kanka nasıl gidiyor? Güzel. Kanka bir şeyler konuşalım ya. Böyle sıkıcı olur. Ne konuşalım? Bilmiyorum böyle sorular falan sordum diye. Yani bir şeyler soruyoruz. Çok farklı anlaşılıyor. Sinir oluyorum. Arkadaşlar yani bu sorunda haklı. Ama gerçekten şu an yani bu yayın bulunduğumuz şeyleri lütfen başka yerlere çekmeyin olur mu? Hadi konuşalım. Ne konuşalım? Ne konuşalım kanka, soru cevap yapalım, ne yapalım? Şey oyununu oynayalım mı kanka? Soru soruyorsun ama atıyorum T harfiyle cevap veriyorsun. Mesela. Nasıl yani? Anlat. Sadece. Atıyorum en sevdiğin yer neresi? Atıyorum Paris ya. İşte şey diyorsun, Fransa'nın başkenti. Başka harfle cevap veriyorsun gibi. Yani o harfi kullanmıyorsun. Öyle miydi? Ben mi kırı yanlış hatırlıyorum ya Sen belki. bu böyle bir oyun ben bilmiyorum. Öyle mi arkadaşlar bu oyun? Ben bilmiyorum herhalde. Evin zeka seviyesini taşıyan ikili. Arkadaşlar bizim zeka seviyemizde isterseniz burada konuşalım. What? Ne? Harf seçip her şeyde aynı konuşacak öyle mi diyor? Şöyle bir harf seçiyorsunuz ve biri soru soruyor. Karşı tarafta seçilen harfle cevap veriyor. Tamam, ben harf seçiyorum, sen soruyu soruyorsun. Kanka ne soru? Sonra Tamam. ben de o harfle cevap veriyorum. Tamam. Yani kendi bacağıma sıkıyorum ne olursa olsun. Çare sokuşu Altın matbazel. kokuna müptezel, düşler senin nazlı güzel, Ne le kafalar. yine yırttım Yine sevdalar. düştük sevdalara. Ey 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 ey. Ey. Tam da soruyorum o zaman. Harf seçeyim, B. Ne? B. B harfini mi seçtin? Evet. Tamam. Arkadaşlarınla yapmayı en çok sevdiğin aktivite. Hadi. Kanka hadi ya. Komorfide oturmak.
farklı Ne olsun bu. alaka? Okey mi? Tamam sen sor. Ben mi Harf cevap vereyim? seç. Ben mi? T. T. Tuğçe'nin T'si. Tamam. 3 ay içinde en pişman olduğun an. Ya da şey, en pişman olduğun şey. Cevabın Kaş. doğru olması gerekmiyor. Sallasan da olur yazdılar. Salla. Aa, hayır öyle sallamak yok. Sallamak yok. Tamam. Ne söyleyelim? Ne Oğlum söyleyeyim? gerçekler bizi üzer ya. Aa sen kazandın. Kanka düşünemedim. Çok gelmiyor bana. Yani yanlış bir şey söylerim diye de korkuyorum. Soruyu değiştireyim mi? Değiştir kanka lütfen. Hmm. En son seni çok mutlu eden şey. Terliklerimi yemek. Canım Diyecekler. arkadaşım çok iyi duyuyorum. Kanka hayır. Bu arada ciddiyim. Kanka yani kendime yeni terlik aldım. O kadar güzel ki. Oha benimkiler gibi. Kanka çok iyi. Çok iyi. Kanka gerçekten mutlu etti beni ya. Ne yapayım? Nereden aldın ya? Bayağı iyiymiş. Zara. Tara. Bunu yapacağım sana. Tamam kanka haber ver bana. Bu kadar beklenmiyor yalnız bu oyunda diyorlar. Bence biz bu oyunu beceremiyoruz. Salalım. Mehmet. Aran. Teşekkür ederim. Aran. Çağrı fanınım. Çağrı gerçekten. Gerçekten ben Çağrı'nın fanıyım. Samet, thank you. Ha Arda. Teyze hoş. O yazın iyi. Samet, teşekkür ederim. Ederim Yasin. Bir insan kendini ancak bu kadar iyi anlatır. Yani anladım. Yaren, teşekkür ederim. Oyunun amacı hızlı olması ve hep aynı kişi soruyor diyorlar. Bu saçların çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Evet benim çok hoşuma gitti bu saç. Buse çok güzel Ben konuşuyorsun cidden. Yıllardır bu bir bardak platformda olmanla mı alakalı istiyorum. acaba? İstiyorum. Galiba. Evet. Tamam koş hadi. Saç kesimin çok güzel. Evet bugün kestirdim. Teşekkür ederim. Ay niye bu kadar burnum kaşındı? Vallahi bir şeyler atıştırıyorum yani öyle şey değil. Pislik şeyler. Size kötü bir haberim var. Ne? Ben bir 15 dakikalığına gideceğim ama geleceğim. Annemi almam gerekiyormuş kanka. Annem aradı. Yaren teşekkür ederim. Tamam hayatım görüşürüz. Yasin teşekkür ederim. Öpüyorum Emre seni teşekkür. canım.
Sen PK bitince mi çıkacaksın? Senin umursama seviyesi. Ne ben mi? Sana diyorum oğlum niye cevap vermiyorsun? Bak manyak etme beni ya. Deliye vurdun kendini. Aklımda başka bir şey. Biliyorsun ki benim dikkat dağınıklığımı ve aklımda o an başka bir şey varken bir şeye odaklanamama problemimi. Tuğçe ben de bu aralar dikkat dağınıklığım yüzünden çok laf işitiyorum birilerinden. Ya. Halledeceğiz ama halledeceğiz. Biz iyiyiz. Öyle oluyor. Teşekkür ederim. Bir tane daha yapalım. Sonra ben gideyim. Sonra gene geleyim. Burada mısın sen? Ne? Burada mı olacaksın? Ben bir 15 dakikalığına gidip geleceğim kanka. Bir tane daha yapalım 5 dakika. Ben de kapatırım birazdan. Tamam. Bugün birazcık canımı sıkıldı. Muhabbet etmek istiyorum. Normalde sürekli yayın açmıyorum. Teşekkür ederim. Yaren, çok teşekkür ederim. Bir tane daha mı? Bir tane daha yapayım gideyim işte kanka. Okay. Yine bir şeyler yiyor. Tırnaklara. Bakayım bak ben de siyah yaptım. Ya, çok güzel duruyor kanka. Ona keşke şey yaptırsaydım bu arada. Neydi onun adı? Mat mı? Mat değil. Bir şey diyorlar ya parlıyor. Neydi onun adı ya? Hologram. Ayna. Hah. Ayna. Ya. Siz neler yapıyorsunuz aşkım sular? Hı? Ya teşekkür ederim. Yüzüne konuş tweet atacağına. Konuş. Yasin nerede? Yüzüne nerede konuşuyor? Ben de sizi çok özlüyorum. Yasin'in yüzü mü var? Birlikteyiz. Birlikteyiz zaten sürekli konuşuyoruz ediyoruz. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Kimle ya? Bana yazıyorlar da. Çok tatlısınız hepiniz. Çok güzelsiniz. Yalnız mı yaşıyorsun? Hayır, anne, babam ve ablamla ve Arda'yla yaşıyorum. Arkadaşlar, birileri hakkında bir şey düşünmüyorum. İnsanlara burada prim veremem yani. Hiç adetim değildir. O yüzden bana benimle ilgili şeyler söyleyin, sorun. Konuşalım olur mu? Sen bugün kendini açıklarken gerçekten wow oldum ve sonuna kadar seni haklı buluyorum. Teşekkür ederim ama artık geçti haklı olsam da olmasam da. En sonki bölümde neler oldu hatırlıyor musunuz? Ne oldu en sonki bölümde bugünkü bölümde? Çok şey oldu yavrum hiç buralara girme. Ha? Kusura oğlum ya. Bu şey ya. Yani ne diyeyim ki yani? Bir şey diyeceğim de diyemiyorum ya. Kanka böyle oluyor işte ya. Ekran kaydını alınıyoruz şu an. Alınmasak şurada muhabbet edeceğiz yani. Muhabbet edemiyoruz. Yorum yapamıyoruz. Boş ver. Onlar vallahi yapar ya. Bizim yerimize de onlar yapsın. Ne? Kanka konuşmuyorsun. Şey daha. Chat'im çok kötü. Benimkilerde de yazıyorlar. Elif TikTok Tuğçe eve döner misin? Ne mezunuz? Arkadaşlar yazılı mezunuyum. Arkadaşlar galiba biraz karnım aç da o yüzden yemeği bırakamıyor. Onun hepsi hep karnı aç. Hep böyle bir şeyler tıkınır yer. Evet arkadaşlar 15 dakika sonra geleceğim tabii ki de. Annemi almam gerekiyormuş. Spontane gelişen bir şey.
O yüzden annemi alıp geleceğim, merak etmeyin. Selam söyle. Ya, yangın. Alev gibi miyim ben? Şeyda, bunu mu ima ediyorsun? Hı? Beni söndür. Yangın gibi. Hı? Ha, çok mu ses geliyor? University arkadaşlar. Annemin adını nereden biliyorsunuz siz? Ne? Altı şey yazmışlar, Meryem teyze. Annemin adını bilmedim. Ya Meryem aşkım. Geçen yayında herkes zamanı gelince anlayacak demiştin. Biz seni de anlıyoruz, diğerleri de anladı. Yani umarım beni anlıyorsunuzdur. Bu arada gerçekten Çeliken, teşekkürler. Buse'yi bilmiyorum, çok ne derler, sert ağır eleştiriyorsunuz. Enver, teşekkür ederim. Buse'nin bence tek sıkıntısı, ben onun yüzüne karşı da söylüyorum. Yani Ne oldu? nasıl, politik, biraz politik yani, o kişiliği öyle yani. Hani Buse öyle biri, politik biri yani. Ne demek bu? Kanka nasıl bir şey biliyor musun? Hemen açıklayayım. Atıyorum, o an mesela sevmediğim biri de olsa, aslında çok kötü biri de olsa, hani bir şey sana doğru geliyorsa okey, ona doğru diyebiliyorsun. Mesela ben, Evet, politik yani, tarafsızlık ben mesela hani kötü birine iyi yorum yapamam. Yapmam. ama Bak, bunları konuşalım şimdi. Çıkacağım ama. Yani bak, bilmiyorum, biliyor musun? ben Evet. böyle düşünüyorum. Yani politiklikse bu, evet, doğru Dışarıdan nasıl söylüyorsun. duruyor biliyor musun aslında? Hani dışarıdan izleyici olarak aslında öyle değil arkadaşlar. Hani Buse oraya gidiyor, Buse oraya gidiyor. Orada yorum yapıyor. Başkalarının yanına gidiyor. Orada yorum yapıyor. İşte Buse'nin bir tarafı yok gibi duruyor. Aslında öyle de değil tam olarak. Bilmiyorum, yanlış mı ifade ediyorum kanka? Yani şöyle, benim insanlarla yaşadığım şeylere göre değişmiyor onlara yaptığım yorumlar. Ben bu konuda soğukkanlıyım. Atıyorum, Ha. biriyle Ben öyle aram çok kötü mesela. olsa bile, o kişi yanlış bir durumdaysa onu hemen düzeltmeye çalışırım, yorum yaparım ama haksız değil, yani hakkını savunurum onun da. Ya da atıyorum, o normalde kötü biri ise ama o an içinde bir kötülük yoksa ve bunu kimse anlamıyorsa, ben hani arkasında durmaya çalışırım. Objektif aslında yaşadıklarımla Ben öyle eleştirmiyorum. kanka, kötü biri varsa ve zamanında o da aynı fiilen o şeyi gerçekleştirdiyse, kötü kötüdür yani. Hani dönüp 5 gün sonra aynı şeyi yapınca onu düzeltmem. O öyle biridir çünkü, anladın mı? Düzeltmek için çabalamam. Atıyorum, yakın arkadaşım benim saçma bir şey yapar, hoşlanmadığım ya da gerçekten Evet. yanlış buldum, onu uyarırım. Ama diğer insanlar umurumda olmaz benim, bilmiyorum. Ama işte herkes farklı işte. O yüzden bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? TikTok'ta gördüm. Ama arkadaşlar. Buse'den haz etmiyordum ama kısmet olsaysa ne kadar samimi ve dobro olduğunu gördüm. Yerim seni, yerim. Bu arada boyattım da sürekli saçımı boyatamıyorum. Bu arada çok sette olduğumuz için Bence çok iyi şu an. sürekli işlem gördüğü için çok kötü oldu kanka. Ben ilk bölümleri izliyorum. Saçlarım ne kadar gürmüş sarı olmasına rağmen, biliyor musun? Mahvoldu saçım. Of Zeynep. ya. Yanaklarım çok büyük. Ceylin aşkım. Teşekkür ederim. Hayır, ben senin yanaklarını çok beğeniyorum. Dolgu gibi duruyor, biliyor musun? Evet ama O kadar elmacıklarında güzel falan duruyor ki. Bak, düşünüyorum bende de o dolgu. yok. Ben şöyle yaptıracağım biraz. Böyle mi? Hafif. Kanka şuralarım hafif bak. Elmacık. Yanaklarım yokmuş gibi, bilmiyorum. Yokmuş gibi yani. Benim de çok var. Ben de bir şeklomi yaptırmak istiyorum. Yana kaldırma. Yani şöyle. Tamam. Çok iyi. Nasıl olur? Çok güzel duruyor aslında. Of. Bir Sürdüm şeyler daha sana yiyeyim bari. şeker. Zeynep.
Kanka o kadar da değil ya. Abi lotusu kaşıkla yene... Lotusla kaşıkla yemezsin ya. Yerim. Ben her Bak. şeyi yerim. Arkadaşlar bu arada 52, 52 diyorum. 62 kiloydum. Şu an 59 kiloyum. 57 olmak için çabalayacağım. Selülitlerim çok çıktı Buse. Ben de 62 Selülitim kiloydum. yoktu Ve şu an son daha kanka. 55 kiloyum. Oha çok iyi. Ey. Enver, teşekkür ederim. Tuğçe, ben bundan sonra kapatıyorum. Bitti, yoruldum. Tamam. Koray, Ay. teşekkürler. Annem kısmetse olur izliyor. Aşağı. Güldürme beni. Enver, teşekkürler. En çok hangi burçla anlaşıyorsun? Ben bilmiyorum. Oğlak burcunun özelliklerini Şeyda. yazsanıza. Oğlak burcunun özelliklerini biliyor musun? Tuğçe sıkışıyor. Kardeşim hurafelerle ilgilenmiyorum. Ha, ben de Hurafelerle işte anlaşabildiğim burçları çok bilmiyorum. Hepsiyle, herkesle anlaşıyorum ben. ilgilenmiyorum. Peki benim gerçekten herkesle anlaşabilmem. Acaba ben iki yüzlü falan mıyım? Kanka hayır, herkesle anlaşabilir yani olay o değil. Kimsenin böyle tamamen içine girmiyorsun. Ha, aynen. Yüzeysel anlaşıyorsun. Yüzeysel anlaşıyorsun. Yüzeysel olduğun için. Ben de herkesle anlaşırım öyle ama. Çelik ya, teşekkür ederim. Ya mı bak, yüzeysel olmazsam psikolojim bozulur. Rodin, teşekkürler. Enver, teşekkür ederim. Kanka gidiyorum ben de. Bu Öptüm. arada benim chat'tekiler. Ben bir 20 dakikaya buradayım. Gerçekten özür dilerim. Evet, sonuna kadar haklısınız. Şarkı açacağız. Biraz şarkı dinleyelim. Muhabbet, sohbet edelim dedim. Ne dersiniz? Geliyorum. Bilmiyorum, canım çok sıkılıyor ya. Sizinle böyle sohbet muhabbet etmek istiyorum sürekli. Daha neler 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 neler. Bir şey oldu. Olacak gibime geliyor. Heloş, heloş. Düzenlemem gerekiyordu. Özür dilerim. Tuğçe Mac kılıfını nereden aldın? Aşkım. Bunu Trendyol'dan aldım ben ya. Sevgicim teşekkür ederim balım. Neler yapıyorsunuz? Bu arada. Bunu kesinlikle alın. Bunu. Kesinlikle alın. Misha'nın ballı dudak bakım şeyi. Dudak bakım losyonu mu? Ne deniyor bilmiyorum. O kadar iyi ki. Bu ne ya? Çok iyi.
Teşekkür ederim Ezgi. Şarkı açayım mı? Şarkı dinleyelim mi birlikte? Ne dersiniz? Kirpiklerim birbirine yapışmış. Lanet olsun. Lanet olsun dostum. Damla, teşekkür ederim aşkım. Mesela şu an şey favorisi yapalım mı? Benim en çok kullandığım, en çok sevdiğim make-up ürünlerimi. Sevgicim, teşekkür ederim. Ne dersiniz, yapalım mı öyle bir şey? Yapalım diyenler şöyle, şuradan şöyle yapıyorum. Yapalım diyenler, yapmayalım diyenler. Niye biliyor musunuz? Şu an makyaj masamın önündeyim. Şöyle. Burası benim makyaj yerim, make-up yerim. Yapalım diyenler, yapmayalım diyenler. Bakalım sonuç ne olacak. Ona göre yapalım. Belçika'ya selamlar. Bu aralar ne dinliyorum biliyor musunuz? Bunu dinliyorum. Obsesif kompulsif bozukluk, yani diğer bir ismiyle takım. Bu arada arkadaşlar, yok cuma günü, dün hangi gündü ya, kafam aynen dün, o kadar kafam karıştı. Dün terapiye gittim gerçekten. O kadar iyi geldi ki, böyle bir 15 dakikalık hipnoz da yaptık. Yani yaptı hocam. Mis gibiyim, yeni doğmuş bebekler gibiyim gerçekten. Aşkım teşekkür ederim Melis'im. Damla Nur Çuba. Bu arada benim en çok beğendiğim Türkçe pop dalında en çok sevdiğim Simge vardır yani. Simge nokta. Çok severim Simge'yi. Ve akustiklerini seviyorum bu arada. Hep akustiği yine dinlerim yani. Arkadaşlar bu arada Elif'i soranlar, Elif'in bugün ilk yayını olacağı için sadece takipçilerine özel yayın yapacak yani. PK atmayacak. O yüzden başka günler, ben de sizinle muhabbet ediyorum zaten. İnternetime ne oldu ya, şarkı dinliyorduk. Susu diyemiyorum, adın su çünkü. Su kuşu su, oldu mu? Ne oldu ya? Ah.
Ben söyleyeyim mi sizin yerinize? Onun yerine ben söyleyeyim mi? Ah güzel anlam nasıl bir kader yazdım tadı damımda kaldı. Ah güzel anlam içimi. Bunu nasıl yapabiliriz? Puf. Patlak verdi şu an. Bir ömür yeter bana bir armağan ölsem de tam yemem artık. Oldu mu? Evde sevdiğim kişiler var. Tabii ki de var. Biliyorsunuz bence. Sizce benim evde böyle 4 kişi saysam kim olur diyeceğim de. Çıldıracağım, bunu koyamıyorum. Çünkü şarjım bittiği için. Ben de sizi çok seviyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Çok tatlısınız hepiniz. Ballarım mı? Olmuyor. Bu arada aşklarım, markamla ilgili sorular çok alıyorum gerçekten. Şu an çok yoğunum diye aslında ben her şeyiyle teker teker kendim ilgileniyorum. O yüzden yani benim kontrol etmem gerekiyor. Benim kendim atölyelere gidip kontrol etmem gerekiyor. O yüzden bu süreç birazcık uzuyor ama sanırım hemen tarihi söyleyeyim size. Bir dakika. Bilgisayar da dondu. Her şey şu an çok kötü işliyor gerçekten. Çok belliydi böyle bir şey oldu. Çok belliydi. Ebrar, aşkın kuşum. Bir şey atma bana. Bilgisayar da gitti. Böyle bir kötülük olunca böyle her şey var ya, üst üste geliyor ya, çıldırıyorum. Gerçekten kıracağım şu an. Telefonu kıracağım. Az kaldı. Telefon dayak yiyecek benden. Bak geliyor. Geldim hem de PC'nin şarjı alıp geldim. Size bir soru soracağım. Ben size sorayım. Hep siz bana soruyorsunuz. Ne sorayım? En çok beğendiğiniz bölüm. Hadi bakalım. Küfretme Tuğçe, küfretme sakın. Yayındasın, küfretme sakın. Peki başka bir soru soracağım size. Benim en güzel olduğum bölüm hangi bölüm? Kıyafet olarak, dış görünüş olarak. Son bölümde ne giymiştim ben? Hiç hatırlamıyorum, biliyor musunuz? Bir ömür yeter bana bu harman. Ölsem de gam yemem artık. Ah.
Sesimi güzel sanıyorumdur. Ama halbuki rezil oluyorumdur. Şu an çıldırmak üzereyim gerçekten. Kız kaldı yani. Küfür edince yayın kapanıyor değil mi burada? Ceren aşkım teşekkür ederim. What the fuck? Niye böyle kaldı? Size şarkı açmaya çalışıyorum şu an. Ama bilgisayarı kıracağım şu an. Gerçekten çok sinirliyim. Niye açılmadı hakkında hiçbir fikrim yok. Ne? Ne? Ne oldu? Nasıl yani? Şu an internete bağlanmıyor. Hah. Neredesin sen ya? Hı. Bugün doğum günüm kutlar mısın? İyi ki doğdun, bayılım, balım. Öyle zaten aşko. Her şeyi kafaya taksak o. Ver şöyle bir sat başlayın. Vallahi sat. Yok satı, yem sat ya. Ülkemizin en... Mahvoluruz her şeyi kafamıza taksak zaten. Kırmızı ruj yakıyor. Kırmızı rujum burada hatta. Bu da değil. Bu. O beğendiğiniz meşhur kırmızı rujum bu arkadaşlar. Çili. Çili mat. Mekin. Bahar bir gün bitecek, yeni aldığın eskiyecek. Yeni... Arkadaşlar, erkek yarışmacılarla yayın yapmak yasak. Gamze teşekkür ederim. Hesabı... Belçika'ya selamlar. Yeah.
arkadaşlar, kimseyle küs değilim. Çok az kaldı. Oha. Kaç gün kalmış biliyor musunuz? 17 gün. 26 yaşında olacağım, şaka gibi. Şaka gibi. 26 yaşında olacağım ya. Ağlayacağım gerçekten. O kadar istiyorum ki. İbo yayında mı bu arada arkadaşlar? İbo'ya yazsanıza. Yayın açalım. Biraz muhabbet edelim, sohbet edelim İbo'yla. İyi olur. Bakara yaparız biraz. Kafa dağıtırız ya. Bir ömür yeter bana bu arma. Ben böyle tutamıyorum. Alttan şarjı taktım, tutamıyorum. Arkadaşlar gidin yazın İbrahim'e. Yayın açsın. Düşünsenize benim gidip. Ben mi yazıyormuşum İbrahim? Yaptım. Vallahi yaptım. Bu da çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Ezgi'cim teşekkür ederim. Şey mi yapalım dedim. Make-up ürünlerimi mi göstereyim mi? Soru cevap mı yapalım? Ne istersiniz? Dileme teşekkür ederim. Kanye mi Travis mi diyorsunuz? Tabii ki de Travis. Kanye West'i çok sevmem, bilmiyorum ya. Yok. Yani benim ilk 5 rapçimin arasına girmiyor yani. Yani sayayım mı ben yabancı 5 rapçimi? Travis, 21 Savage, Don Toliver. Prodüktör olarak, yani aslında o da bir şarkı yapıyor gibi düşünebiliriz. Metro Boomin diyorum. Prodüktör ama olsun yani. Aslında hep onun şarkılarını dinliyoruz. Yani bu saydığım kişiler hep Metro Boomin'le çalışıyor. 5'te kim olsun? Quality Control. Ben size onu açmadım. Çok severim biliyor musunuz? Quality Control. Bilir misiniz bilmiyorum. İlla biliyorsunuzdur şarkılarını ama. Açayım mı, istiyor musunuz, istemiyor muyum? İstemiyor musunuz? Drake de severim ama böyle wow old sevmiyorum.
Gamze teşekkür ederim. Aa, Tuğçe. Hiç beklemiyordum. Aşkım sana girdim. Dedim ki Melis suyu biraz yayın alayım da biraz muhabbet sohbet edelim. Ay çok iyi yapmışsın aşkım su. Tuğçe sana bir şey soracağım. Geçen ses odası açmıştık. İşte Senar Şener gelmişti. Sen de oradaydın. Dinliyor musun? Çok merak ettim. Aşkım. Aşkım hemen şey bir info vereyim. İşte porselen kalbim mesela. Şöyle söyleyeyim. Senar Şener'in kim olduğunu bilmiyordum. Öğrenmiş oldun. Ama öğrenmiş oldum. Aslında biliyormuşum şarkılarını ama. Evet evet genelde öyle olur zaten hep. Yani sesi güzelmiş hemen. Görün bir stalk yaptım. Bak. Görüp hemen stalklaman. Evet. Ay Tuğçe nasılsın ya? Valla iyi gördüm aslında seni bugün. Evet aşkım su iyiyim tabii. Dün terapiye gittim. O kadar iyi geldi ki bak anlatamam size. Aşkım terapi ben mükemmel bir şey. Bakın herkes ya yani imkanı olan aşkım, herkes terapiye gitsin lütfen. Ben hipnozlu terapiye gidiyorum. Of anlatamam size çok iyi. Ben hiç denemedim ama eminim ki. Hani şey gibi düşünebilirsiniz bu arada ya. Yani arkadaşını al karşına arkadaşınla konuş. Ne olacak ya aynı şey. Hani. Evet. Ama öyle değil. Seni hiç tanımayan aslında. Yo, aslında tanıyor ama başka birine oturup konuşup böyle dertleşince daha farklı oluyor. Bilmiyorum. Ya evet daha rahat açarsın. Sonuç olarak arkadaşın yani senin arkadaşın olduğu için belki de objektif yorum yapamaz. Veya işte öyle olmuyor. O başka bir şey. Ama şöyle bir şey var bu arada. Ne olursa olsun bütün yani terapi doktorları artık hocalar hep böyle hastasının böyle egosunu yükseltecek, onu tatmin edecek cümleler seçer. Hep böyle, her zaman bu böyledir zaten. Kötü bir şey yapsa bile şeye döndürür. Aa sen bunu böyle böyle yaptın ama bak bunun bir nedeni vardır hani. Aslında sen böyle böyle yapmak istememişsindir. Bu psikolojide zaten bir yöntem. Ama ya benimki bilmiyorum. Ben işte şu an uzun zamandır terapiye gitmedim ama uzun zamandır hani tanıdığım olduğu için memnunum arkadaşlar. Bakın ama terapistin de iyisini bulmak gerekiyor yoksa arkadaşlar, yani. Arkadaşlar ben koşu yolunda gidiyorum. Doktor Ali Özden Öztürk'e gidiyorum. Bayağı iyi bu arada. Avrupa Hipnoz Başkanı zamanında hipnozla düşün ameliyat falan yapmış yani hani o derece. Başarılı. Hani videoda direkt yani yetkisiz hale falan yani haberleri var. Gelin izleyin bu arada. NTV'de falan şeyleri var, konuşması falan var. Tuğçe bir de senden istek şarkın. Ceylin Ilgaz buna çok sevinecek muhtemelen şimdi. Ne? Alişan seni biraz fazla sevdim. Sizin için yapacağım bunu. Bizim için yapacağını biliyorum şu an. Biraz utandım aslında. Yapıyorum. Ama. Sizin için yapıyorum. Neyse biraz makara olur. Güleriz. Ne olacak? Biraz da makara. Ama Tuğçe sözler çok iyi. Yapma artık. Gerçekten çok başarılı. Bak dinle anlayacaksın. Ne? Seni biraz fazla sevdim. Ceylin diyor ki Alişan Official seninle gurur duyuyor diyor. Bizim bir grubumuz var da Alişan Official diye. Bir şey gibi olmadı. Bir şey de ara ara burada böyle şey yapalım mı hep birlikte? Çok eğlenceli olur. Twitch gibi. Twitch yayını aç. Ay evet. Böyle. Ben o kadar isterim ki sen Twitch yayını aç falan ama buradan aşkım, da güzel olur. Aşkım Twitch yayını değil de şöyle söyleyeyim size. Yani benim yani bilgisayarım ona uygun değil. Öyle böyle aparatım falan yok ama buradan yapabiliriz evet, bu evet. Arada. Hani bana mesela bir şey evet, çok keyifli. Açarım ben yorumlarım falan yani. Bir de mesela tamam. Şöyle bir dinleyeyim merak ettim. Klibi de izliyorsun değil mi şu an? Hayır, Spotify'dan dinliyorum. Klibi izlemem mi gerekiyor? Daha iyi. Yok izleme. Daha iyi. Sözleri bayağı cringe ama. Aa ama sözler. Anlamlı. İster kader koy ismini, ister alın yazısı. Silsem de çıkmayacak kalbimden adını. Dedim ya, seni biraz fazla sordum. Korkun. İnşallah bunu ekran kaydı almışsınızdır. Hemen edit yapacağım buna. Arkadaşlar farklı yerleri çekmeyin. Ne olursunuz makara yapıyorum. Bakın söylüyorum. Ya saçmalamayın arkadaşlar. Ben açtırdım şarkıyı.
Yaparlar, bilirsin. Bilirim, bilirim. İsyanım Allah'a değil, haşa mümkünüm. Söyle kendimden başka kimseyi üstün mü sadece? Seni biraz fazla sevdim. Selam. Bir şey, selam, Kansu. Kansu değil mi? Ben mi yanlış hatırladım? Evet. Evet şey evet. Geçen günde de gelmiştin. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada bunu Ceylin'le Ilgaz oturup ağlaya ağlaya dinlemiyordur umarım. Biz ses odasında bunu gülerek dinliyoruz ama onlar duygulanıyorlar işte. Neyse ben hissediyorum. İster kader koy ismini, ister adım yazısın. Silsem de çıkmayacak kalbimden adını dedim ya. Eyvah. Benim kralım. Bak Semincek geldi. Evet biraz apaçı şarkılar arkadaşlar. Biraz apaçı şarkılar dinleyelim. Semincek. Görüyor ama. Bu mu? Bunu mu istiyorsunuz? Fark etmez ya. Çok yaralar aldım. Bu o şarkı değil mi? Evet. Çok iyi. Peki benim şarkıyı cringe bulup bütün apaçı şarkıların bir yerini bilmem. Aynen. Ağla kalbim ağla. Aynen. Çok yaralandım. Çok yaralandım. Neyse. Nasılsın? İyiyim aşko sen? İyiyim ben de. Ya mutlu olmana çok sevindim açıkçası. Ve böyle mutlu ol hep. Aşkım. O kadar güzelsin ki gerçekten çok iyi oluyor böyle. Ay, mutlu olunca. Ay bu güzellik ne ya? Gerçekten. Bugün attığın TikTok videosu. Ama bugün attığın TikTok videosu falan yani yükseldik hep beraber Twitter'da. Çok güzeldi. Beğendiniz mi? Arkadaşlar ben bana hediye atıyorum bakın. Alişan Official şu an çok mutlu, çok heyecanlı bu arada. Hanım hoş geldin Tuğçe Aleyna, nasılsın? Matmazel istiyorlar. Aşkolar, hiç konuşmuyorsunuz ama. Ay aşkım, sana moral vermemi istiyorlar. Ama sana aşkım moral vereceğim bir durum yok çünkü zaten çok yüksek gördüm seni bugün. Evet. Çok iyisin. Bir şey söyleyeyim, hiç kimseyi takmaman o kadar güzel bir şey ki. Hani hiç kimseyi takmıyorsun. Ay, çok ne iyi. Ne takacak ya? Umurumda değil. Uğraşamam. Ya aman zaten 3 günlük dünya ya, boş ver, ne olacak? 3 günlük dünya. Bugün varız, yarın yokuz. Üzülmeye gerek yok. Aynen aşkım. Kanun tesellüler. Suyu tanıyor musun? Su, Eylül. Eylül bu su. Ha, bizim misin? Ses odasındaki mi? Aşkım evet benim ya. Aa ay, hoş geldin. Ay hello. Eylül hemen da şey Tuğçe taklidini yap hemen, çok sevdi. Ay dur bekle güldüm yapamayacağım. Bir şey diyeceğim, sizin seslerinizi çok benzetiyorlar bu arada. Eylül her konuştuğunda Tuğçe konuştu sandım falan diyorlar. Eylül konuş bakayım bakayım. Damla seni kışkırtırım. Buradan gidersin. Bir de Damla'ya söyleme. Benim Damla bir tane benim bir sayfa şeyimi yapmış. Bir tane editimi yapmış. Hırla. Bu şey hatta yine saçma sapan yerlere çekilen bir şey sayfası bir olay. Benim Cansel'le Oğulcan benzetmesi olduğu bir şeyi beğeniyorum orada.
İşte sen nasıl bir insansın? İşte sen nasıl feministsin? Arkadaşlar bu kadar her şeyi ciddiye almayalım lütfen. Hayat devam ediyor. 2022'deyiz. 2023 pardon. 2023'deyiz. Arkadaşlar biraz mizah, biraz mizah, biraz eğlenceden yani biraz artık yeter ya. Ben bana beni ne diye yazmış biliyor musun olsa? Onu bittim beğendim ya. Köylü kurnazı yapmış beni. Ama bir şey söyleyeceğim. Beni köylü kurnazı yapmış ve böyle yapıyor işte. Ne diyor? Replikler rırlı konuşuyor. Girip baksanıza var ya ölürsünüz. Ben takip ediyorum. Biz izledik onu. Çok güzel. Ben o evdeki köylü kurnazlarını sayardım da seni şey yapmak istemem, zor durumda. Bu arada şeytan Nuran'ı diyor. bazı köylü kurnazları da laf sokucu tweetler falan atıyor. Incredible. Ay devam edin, devam etsinler. Biz çok eğleniyoruz, dalga geçiyoruz. Şey falan vermiyoruz. Şey falan çok çirkin, bilmiyorum ya. Hani böyle bu devran dönme muhabbeti falan. Hayırdır şey falan mı sanıyorlar? Devran döndü, tekrar işte siz kötü olacaksınız. Sonra devran bize dönecek, size dönecek. Ne oluyor, biz burada şey falan mı? Squid Game'de miyiz ya, arkadaşlar? Hakikaten çok saçma bir muhabbet ya. Burası Kanal 7 mi ya? Yapmayın, biraz gerçek kendiniz olun. Ya herkes köyüne dönsün öncelikle. Ya ağzı olan konuşuyor şu an ya. Boş boş herkes konuşuyor. Ay, benim de ağzım var ama yani konuşursam. Ay, boş ver aşkım, yerine, kaliten biz, düşmesin. Biz senin yerine konuşuruz. Senin hiç uğraşmana gerek yok. Yani. Aynen, hiç sorun yok yani. Bu arada zaten konuşuyoruz da genellikle. Konuşsak mıyız? Bence Eylül duyamadık. Konuşmalıyız. Makyaj malzemelerinle alakalı. Yani ay çünkü seni nasıl darladık kırmızı ruj kırmızı ruj diye, ama hala unutamıyorum. Her grupta kırmızı ruj diyor. Evet öğrendik. Mac dedi. Ben artık zaten parfümlerini, rujlarını hepsini ezberledim. Herkese aşkı, ben atıyorum. Ben parfümlerimi bu arada benim official'ın altına official'ın bir tane mention atayım official'a. Tuğçe'nin parfümleri diye açarsınız. Bende SS'i var aslında, atarım isterlerse, ama sen tekrardan da... Bende de var. Aşkım her yayın açtığımda Tuğçe'nin parfümleri soruyorlar ya, o yüzden kalsın ya. Artık hesabına sabitleyelim onu, her girdiğinde görsünler. Peki her deyişi? Bir de benim yani sinirlendiğimde küfür etme olayım olması çok daha iyi bir kız olacağım yani. Dışarıdan baktığımda böyle çıtır, tatlı, naif kız. Arkadaşlar o iyi bir kız, şaka yaptı sadece. Fotoğraflarım falan, profilim falan hani öyle gözüküyor yani, hiç küfür etmez. Tuğçe bu arada asla öyle görünmüyorsun. Gerçekten. Asla öyle görünmüyorsun. Aşkı izlediğiniz için öyle. Beni tanıdığınız için, anladın mı? Doğru. Benim, bir reality show'da beni izlediğiniz için. Benim evet. Instagram profilime girsen demezsin bu kız küfür ediyor. Ama Instagram profilin de çok quality yani. Ben ilk sen yarışmaya girdiğinde falan bayağı yükselmiştim. Almanya'ya selamlar bu arada. Bu arada Tuğçe, bir şey söyleyeceğim sana. Hani Mac'in rujlarını eğer seviyorsan, kırmızı ruj da seviyorsun belli ki. Nars'ın kırmızı rujunu da denemelisin. Bu yeni çıkardığı serideki aşırı kalıcı ve bulaşmıyor. Aşkım bir şey söyleyeyim mi? Ben normal hayatta ben dışarı çıktığımda falan böyle hiç böyle klasik casual tarz giyinmem, böyle eşofman, ceket aldım. Mesela bugün böyle giyindim bakın. Göstereyim size de anlayın. Ben buyum yani. Normal hayatta ben buyum. Çok güzel aşkım. Altta Jordan. Bence rahat giyin. Bence de çok güzelsin. Normalde böyle kırmızı rüz... Bunu bu arada 5 senede falan benimle birliktedir bu. Bakın. Ben sana bu arada paraşüt pantolon o kadar yakıştırıyorum ki. Yani o kadar yakıştırıyorum ki. Paraşüt pantolon çok severiz. Ben de çok seviyorum. Bir de blazer. Blazerlar çok yakışıyor gerçekten çok. Bir de senin böyle bir yeşilimsi blazer'ın var ya, bayılıyorum. Tuğçe bir bölümle Benjamin Blues giymiştin. Turuncu bulamadım. Bir türlü renk koyu yok mu? Hangisi o turuncu? Turuncu sarı diye olabilirler mi? Şu etekli blazer'lı takımın içine giymiştin. Siyah böyle. Her editte kullandığımız o sahne dans ediyorsun. Zara eteğin var altında galiba. Aşkım o bir şey söyleyeceğim bu arada. O şey tülden bahsediyorsunuz değil mi? Evet evet. O da bu arada benim 4 sezon falan önce aldığım. Bu arada gerçekten ciddiyim, ben ilk günden beri
şey diyorum, ilk günden beri bilmem ne, neyse oraları geçiyor diyorsunuz ya bana, ilk günden beri seni de seviyorum, bir teşekkür ederim. İlk çıktığında, Benjamin ilk açıldığından beri mesela ben hep alışveriş yaparım bildiğim. İlk zamanlar çok ucuzdu. Onu da herhalde ilk zamanlardan almıştım. O hatta uzundu biliyor musunuz? Ben onu kestim. Kesikli duruyor ya. Şey tür sarı. Hı hı. Aslında o uzundu. Uzundu derken yani uzundu. Kestim ben onu, böyle yaptım. Zaten senin kombin yetenekleri. Aşkım bulamazsınız onu. Evet çok güzel giyiniyor. Mesela bol şeylerle genelde blazerları kombiniyorsun ya. Hani mesela dar şeyler için içine ne giyebilirim mesela? Önerin var mı? Ben blazerları kombinleyemiyorum. Dolapta duruyor. Yani ben bol giyinmiyorum genelde alt kısmını. Dar giyiyorum. O yüzden içine ne giyeceğime karar veremiyorum. Crop giy aşkım. Aşkım alt olarak üst olarak mı? Alt olarak da üst olarak da. Ben bu arada gerçekten arkadaşlar bak, bir tane artık hani pahalı gelebilir ama paranıza kıyın. Bir tane, bir tanecik Calzedonia'dan push-up, ultra push-up tight'ını alın. Lütfen bak, rica ediyorum sizden. Benim için yapın bunu kendinize. Blazer'la, ondan sonra kısayla, gömlekle, her şeyle mi olur ya? Anlatıyorum kombini sana. Atıyorum onu çektin. Mesela dar giyiniyormuşsun ya da dar pantolon giyiyormuşsun ya blazer'la. Üstüne böyle bir şey giyebilirsin bol. Şey askılı giyiniyorum ben hep böyle crop. Bunda aa bak işte şunlardan göstereyim. Bunlardan gidin kesin alın, tamam mı? İnfluencer'lık. Bak söyleyeyim. Bu arada biraz işlerim hafiflesin. Yani toparlayayım. Çok güzel videolar çekeceğim sizin için. Kombin videoları güzel. Cilt bakım, make-up. Çok güzel. Sen zaten tam influencer'sın. Bu arada o var yani. Ben bir şey ürün tanıtırken falan. Kamerayı aşkım biz senin aynıyız. Sabitleyebilsin aslında. Eylül burası bizim ses odasına döndü şu an, farkında mısın? Evet farkındayım. Öyle yazmışlar. Kendimi ses odasında gibi hissediyorum yazmışlar. Bakın bir sürü bir şeyler almışım. Bak hiçbirini giymemişim. Sıra size göstereceğim. Bakın neler yapayım. Ay üşenmeden getirme. Aşkım şu arkadaki yer, içerideki giyim odamda giymediklerim ama böyle şu an giyeceklerimi buradaki askıma koyuyorum direkt. Mesela bir tane bundan kesinlikle alın. Bundan. Mesela blazer, mesela atıyorum işte Calzedonia tight'ı aldın. Su kuşu, su diyorum sana. Ondan sonra içine bunu giydin atıyorum. Üstüne istediğin renk blazer giyebilirsin. Bundan mesela bir tane, bunu var her şeyle. Bir tane bundan mesela bak. Bundan da alabilirsin bir tane. Ay şu an gösterdiğin şeylerden senin kıyafetlerin aklıma geliyor ve kombin yapıyorum kafamda, şaka mı? Bunları peki ben giymemem hala. Giymem hadi, bunları daha yeni aldım. Bütün çabuk giy ve hemen post at. Hemen mesela post. Mesela bak bununla direkt ya kot da çok güzel olur. Güzel bir kemerle atıyorum. Bunlar çok basic ama böyle çok farklı kombinler yapabileceğiniz parçalar. Benim o gösterdiğim büstiyerden yaklaşık olarak yani en az bir 12-13 rengi falan var herhalde. Genelde bu öyle şeyler giyiyorum. Niye bilmiyorum aynı şeyleri. Hangisi o? O gösterdiğin kırmızı gibi. Yeşili falan var böyle. Evet mesela bak böyle bir şey aldım. Bu klasik ama mesela bunu blazerla o kadar iyi olur ki bu blazerla. Bak. Bunun altına Jordan giyeceksin, kapatacaksın. Mis. Bir de blazer ceketlerinizi her zaman large ya da x-large alın. Benim o gri giydiğim var ya, beğendiğiniz sizin. Evet bayağı boldu. Ay aşkım ona bayılıyorum. Bu arada hep soruyorsun ya, herkes ya şey bu hani deri kombinden bahsediyor, deri ceketin olduğu ya da bu işte gri etekli takımdan bahsediyor. Gri giydiğim var içinde beyaz. Evet evet. Hayır diyorum ki hani sen hep diyorsun ya hangi kombinimi en çok beğeniyorsunuz falan diye. Ya işte o kırmızı şey kırmızı rüştürdüğün deri ceketli olandan bahsediyorlar ya da işte bu gri takımlı elbise takımlı olandan bahsediyorlar. Çok iyi bu arada. Mesela bunu almışım. Bunun altını almamışım. Bunu mesela neyle giyebilirim? Şu an mesela sizinle konuşabiliriz bunu neyle giyebileceğim. Neyle giyebilirim? Aşkım tam göremedim. Böyle garip kurup şeyleri severim ben aşk olarak böyle. Arkası böyle. Hmm.
Anladınız mı? Deri pantolonla olabilir. Aşkım evet, deri evet. Pantolonla paça olur. Muşamba bu. Muşamba. Muşamba pantolonunu da giyebilirim. Muşamba pantolonum var benim, onunla giyebilirim. Bak bir tane böyle etek almışım, bunu giymemişim. Kalmış, kaynamış arada. Bak, bu çok tatlı, bak bu, ben bir giyineyim ya. Bir tane siyah giymiş. Aşkım bu şeye çok benziyor. Aynen. Bu griye de benziyor. Gri takımda giydiğin eteğe de benziyor aslında. Aşkım bunun önü çok güzel ama bak. Evet. Ben niye influencercılık yapıyorum şu an? Millet bak şimdi bunu da eleştirecekler. Aşkım çünkü çok seviyoruz ama. Tuğçe yayın açtı. Elbiselerini gösterdi görgüsüz gibi. Aynen aşk o. Biz istiyoruz. Arkadaşlar. Biz istiyoruz. Size mi soracağız? Hiçbir şey diyemezler ya. Ya Tuğçe onların her şeyi hiçbir şey diyemezler. Yorumları var. Bizi linçleyin. Yani ben alışığım yani. Beni linçleyebilirsiniz. Eylül'sü ben. Tuğçe Eylül hepsiyle bir uğraşıyor. Sana anlatamam. Ne? Eylül hepsiyle bir uğraşıyor bu linçleyenlerin falan. Sana anlatamam. Hepsini kışkırtıyor yani. Aynen öyle. Bayılırım. Bayılırım. Ben sevdiğim şey. Biz de senin önermeni istiyoruz zaten. Yani. Bak, bir tane bir şey aldım. Onu göstermek istiyorum çok. Bekliyorum. Pusudayım şu an. Bu arada arkadaki kot ceketi de hemen gördüm yayın açınca. Resmen şey gibiyim yani. Bekliyorum pusuda. O kadar iyi ki. Şu an beklentim çok yükseldi Tuğçe. Çok merak ettim. Ben normalde bu arada Sagaza'dan nefret ederim. Böyle herkes alıp böyle o altındaki... Ay herkes Sagaza giyiyor gerçekten. 5 lira. 5 lira. Sanki pazardan 5 lira dağıtıyorlar. Ama gel gör ki yine büyük konuştum ve gittim. Trendyol Sagaza koleksiyonundan 2 parça aldım ama onları almak zorundaydım arkadaşlar. Bazı parçaları hani okey hak ediyor ama bazı parçaları çok gereksiz pahalı. Yani bakıyorum ve biraz pahalı buluyorum bazı parçalarını. Ama aşkım bazı ekonomi, ekonomi. Bence de. Abi ben bunları nasıl almayayım ya? Arkada gördüğüm aşkım, bu muydu? Aşkım çok güzel. Aşkım bu az önce gösterdiğin beyaz şey vardı ya. Onunla çok güzel olur aslında. İlk gösterdiğin. Beyaz üst. Ne aşkım? Aşkım az önce gösterdin aşkım, ya beyaz üst. Çıplak... Body var ya. Üstüye çıplak giyeceğim zaten. Aşkım çıplak giyeceğim bunu. Bununla. Zaten belli olmuyor böyle. Güzel durur yani böyle oluyor. Çok bence güzel. De. Taşları falan çok güzel. Kaliteli duruyor. Bence de çok güzel. Çok güzel değil mi? Aslında bir şey söyleyeceğim. Bari hiç kaliteli değil bu arada yani. Wow değil yani. Dedem öyle duruyor. Taşları için söyledim. Eylül uydurma. Bunda taşlar 2 gün sonra düşer. Bir tek yıkamalık. Aşkım giy ve bırak. Bir günlük kombin. Arkadaşlar Sagaz'ı stüdyodan aldım. Tuğçe'nin. Öyle dedim. Ne? Eteği nereden aldı diye sormuşlar. Bir de kodu sormuşlar. Aynen. Onu söyledim ben de. Hangisi aşk o? Berşika'ydı o etek. Hangisi? Gri etek gösterdin ya az önce o. Onu sormuş. Gri değil oğlum o mavi. Berşika'nın. Benden gri. Grisi zara. Gri ile siyah giydiğim zara ama. Az önce gösterdiğini de Sagaza stüdyodan aldım dedin değil mi Trendyol'a? Evet, evet. Gloss önerisi. Aynen gloss önerisi istemişler. Aa. Gloss deyince ben. Ama bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Benim kalemleri hazırlayın. Çöpe attım ben klasik o Maybelline'i bitti. Benim klasik artık onu biliyorsunuz. Topaz rengi Maybelline'in kare. Evet. Klasik o. Nerede o? Şu çok güzel. Bunu alın. Denememi istiyor musun? Misha. Aşkım sürdün az önce ama istiyorsan. Çok güzel. Şunu çok beğeniyorum da bu boku çıktı bunun da ya sür. Evet.
Gördünüz mü? Gördük. Çok güzel aşk. Sonra başka ne var? Hemen notları alın. 100 kere sormayın. Sonra parfümün ne gibi? Sorbu var. Bir sürü benim bak glosslarımı bulamıyorum şu an. Çok var benim glossum. Şu var. Çok güzel. Bu mikser aşırı güzel. Çok kalıcı. Çok güzel bu arada. Şey demişler. Yeni Bordeaux Dunk'ın çok güzel demişler. Hangisi? Bordeaux Dunk. Ay evet ya. İnanılmaz. Ben de çok beğendim. Ben Dunk çok seviyorum gerçekten. Evet, ben onlara ne taktım bir de biliyor musunuz? İzlediniz mi bölümü? Berat'tan çaldığım şeyler var ya. Taşlar. Evet evet. İzledik. Ayakkabı şeylerini. Ben bu arada yemin ediyorum ciddi anlamda onlardan ara tara yok bulamıyorum hiç. Arkadaşlar. Teşekkürler Berat. Bize ne diyordu? Kim bize ne diyor? Sana neyse çıkabilirsin. Ay çık git o zaman. Yani. Biz merak ediyoruz. Arkadaşlar Tuğçe nereden alındığını bilse kendisi alırdı zaten muhtemelen. Abi bu çok güzel bir ayakkabı gerçekten. Çok güzel. O kadar iyi ki real'ı bak şu. Çok beğendim. Teşekkürler Berat. Berat'ı seviyoruz. Şey soruyorlar bir de Tuğçe. Diyorlar ki Tuğçe takılarını nereden alıyor? Ve ne aşkım, kadar bu arada size güzel bir haber vereyim mi? Takıya mı giriyorsun? Heyecanlandık. Evet. Ben kendime özgü şelik yani kullanımı altın gibi olan takılar ürettireceğim markam için. Ama o kadar iyi olacaklar ki böyle hatta kombin set şeklinde satışa sunacağım. Bunları sormayın bana kurban olayım. Bunlar altın ve senelik altınlarım. Bunlar altın. Bunları ben şu an gitsem bulamam bile. Yani farklı. Ama o kadar güzel ve çok da böyle pahalı olmayacak merak etmeyin. Hani aşkım ben normalde gümüş kullanıyordum sadece. Senden sonra altın kullanmaya başladım. Altın, gerçekten. Altın. Ben hep altın kullanıyorum. Gold. Ve şöyle söyleyeyim. Hani istediğiniz kadar denize girin. Çıkın, yıkanın, edin. Hiç solma yapmayacaklar. Aynen gümüş kullanması çok zor ya. Kararıyor. Taş kısımları da öyle. Arkadaşlar. Özel Tuğçe Aleyna kualitesine güvenin. Bana güvenin. Evet. Ya beyaz eğer beyaz renk aksesuarlar sevileniyorsa da beyaz altın alınabilir. Ama gümüş bilmiyorum. Ben hiç takmıyorum gümüş. Aa ben severim. Peki ne kadar bir sürede hani bu takı olayı olur diye sormuşlar. Satışa sunulur diye. Aşkım şu an bak gerçekten çok yoğun. Ya şöyle söyleyeyim bilmiyorum bir 20 günü. Ay konuşamıyorum özürlü oldum. 20 günü falan ayarlamaya çalışacağım. Bir de onlara güzel çekim yaptırmak istiyorum yani. Şey hani böyle hani aldım hadi alın düz çekeyim atayım istemiyorum öyle yani. Ya o zaman çok da bir şey kalmamış. Evet aşkım. Bu arada fıstık yeşili ceketi bekliyorum ben. Hangisine? Aa evet Eylül söylemişti onu. Aynen. Demişti ki markaya fıstık yeşili ceketle üretebilir miyiz demişti. Aşkım, bu arada benim gidip sen de demiştin teker, sizin için. Benim teker teker gidip şeyleri dolaşmam lazım biraz. Esnafçılık yapmam lazım, kumaş bakmam lazım. Fıstık yeşili bulunca alacağım söz. Ay çok teşekkür ederim. Aşkım bu arada şey eski sezon yarışmacısı olan Nur galiba seninle yayın yapmak istiyormuş ama öyle şeyler yazıyorlar. Bilemiyorum. Söyle demişler. Aşkım bizi yapalım ya. Bence de zaten de. Bence de. Biz yapalım. Öyle. Bu arada böyle yayınlar gerçekten çok güzel oluyor. Ürün tanıttığın falan.
gözaltı morlukları olanlar var mı? Onun için çok güzel bir şey önerebilir miyim? Gözümün benim altı çok... var. Aşkım lütfen. Herkesin ortak derdi. Aynen. Size hem uygun fiyatlı hem de biraz yüksek fiyatlı iki tane ürün tanıtacağım. Bir tanesi bunu bilirsiniz artık yani. Bunu influence etmeyen kalmadı. Evet evet. Biliyor musun bunu? Klasik. Çok güzel. Yani bunun iki medium rengini alın. Kapatıcı sürmeden. 60 lira. Benim senelerdir kullandığım. Asla vazgeçemediğim. Yani mis gibi. Nars'ın bu. Concealer'ı. Bakalım hemen. Kesinlikle, kesinlikle almanız gerekiyor. Bu arada bayağı yetiyor. Bayağı yetiyor. Hani böyle bakmayın. Okey pahalı ama yani yetiyor. Ya artık her şey pahalı zaten. Şunu çok seviyorum. Bunu çok seviyorum. Sonra da üstlerine bunu sürüyorum. Ve tabii ki de olmazsa olmaz. NYX'in bu pudrası. Bir de Arda'nın pudrası çok güzel. Bak ben yalandan bir şey yapmam. Çok beğendim falan demem. Bir de alacağım onu. Denedim. Dior'un concealer'ı çok güzel. 1.5 müydü neydi? 1.5 rengi. Çok iyi. Fondöteni de iyi o. Biraz pahalı. Gerçi pahalı yani ama güzel. Kapatıcılığı da adı nedir? Yüksek ama yüzde ağırlık yapmıyor böyle. Fresh BB krem sürmüşsün gibi bir hava bırakıyor. Hmm. Şunlar var bakın ben. Aa bu arada gözlük çekilişi yapmamı istemişsiniz. Yapalım mı gözlük çekilişi ister misiniz? Yapalım. Yani ister herkes muhtemelen. Bence de. Tamam o zaman. Şöyle yapıyorum. Aşkım o gözlükler çok güzel ama bir tek sana yakışıyormuş gibi. Yani ben taksam şaklaban gibi görünürüm gibi bir his. Ay saçmalama. Tamam o zaman benim ikonik siyah gözlüğümden. Pazartesi günü çekiliş yapıyoruz benim marka hesabımdan. Haberiniz olsun. Pazartesi herkes alanda olsun Instagram'da. Bir hafta durup sonra direkt çıkışı açıklayacağım. Kim bana NYX Gloss'un hangi? Ne? Aa, onu çöpe atmıştım. Bir tane daha gloss gösterecektim size. Bitti ama. Tuğçe, Sephora'nın kendi glosslarına da bakabilirsin. Fiyat olarak bir tık daha uygunlar. Ve yapış yapış değiller. Mesela Sephora'nın biliyorum yapışkan... kullandım aşkım. Kullandım. Yakanı kullandım. Ha, ütme ile olanı. Şunu da çok beğeniyorum bu arada ben. Bakın bu Essence'i mesela uygun fiyatlı ve gerçekten çok hafif bir şekilde büyütüyor. Yemin ederim büyütüyor. Yalan söylemiyorum. Bir biber yazan. Büyütüyor yani. Ve rengi o kadar tatlı ki. Kesinlikle alabilirsiniz bunu da. Başka size ne önerebilirim mesela bakıyorum. Mesela bu arada bana göre ben mesela şu yaklaşık bir 6 senedir falan Hula'dan başka aldık. Kullanmıyorum. Ve bu arada gerçekten abartmıyorum. Yemin ederim abartmıyorum. 2,5-3 sene olmuştur rahat. Hala var içinde. Hani pahalı geliyor. Hareketli. 2000 lira. Hani evet, şey geliyoruz. Evet. 2000 lira nasıl vereyim ama arkadaşlar 3 sene falan yani. Mini boyları da var arkadaşlar. 370 lira falan. Onları da alabilirsiniz. Onlar da bayağı uzun. Şu çok güzel bu arada bakın. Bu burada yok ama ben bunu yurt dışından almışım. O kadar iyi ki. Arkadaşlar oruç tutmuyorum. Ben hiç görmedim bunu. Sıfıra mağazasında. Çok iyi aşkım. Bunda her rengi var. Sonra başka? Ben manyak gibi her hafta gittim. Benim şöyle söyleyeyim. Favori. Ne alaka diyeceksiniz yani. Pastel ben ne alaka diyor hatta içinde. Neyi bileyim. Ay Sky High gerçekten favori yani. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten. Bak yemin ediyorum 3'ü. Bu zaten. Bundan, bununla bunun bu arada. Bu Benefit bildiğiniz Bad Girl arkadaş. O kadar iyi bir şey ki. Neden olmadı? Rimer ki.
Aynı zaten. Bu bundan almış, kopyalamış. Özenmiş buna. Aynısını yapmış. Senelerin bedgalı bu. Aynısını. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama linçlenirim mi bilmiyorum maskara konusunda. Sky High balon mu diyeceksin? Hayır. Pastel'in bir maskarası daha var. 50 lira ama müthiş yani. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Bu da kaç para biliyor musun? Bu da 120 lira mı ne? Valla 50 lira benim. Bende bir tane var. Ama müthiş güzel yani. Güzel mi? Bayağı güzel. Ben Lancome'un hipnozunu kullanıyorum. Aa onu ben kullandım. Hiç şey ağırlık olan, yapmıyor. S olanı kullandım ben onu. Ve çok memnunum ondan. Bu da gerçekten çok iyi ve 50 lira yani. Garip bir şekilde mis sürekli gibi. 50 lira. Show your look ismi. Bu arada size mesela şey videoları yapacağım. Uygun fiyat şey dupe videoları yapacağım. Biliyorsunuz değil mi? Evet evet. Akın. Mesela elin mi girdi içine? Yeni almıştım. Nazar. Canım yandı şu an. O sırada Nazar'a inanmayan Tuğçe. İnanmıyorum. Tuğçe bizi gerçekten odalardan zorbalıyor. Diyor ki arkadaşlar saçmalamayın lütfen. Hurafe bunlar. Arkadaşlar hurafelere inanmayın lütfen. Bunu bak. Bunun bu arada Nars'ını da alacağım. Bunların dupe'unu yapacağım. Ama bana Sephora'dan çalışan çocuk dedi ki şey dedi vallahi bütün marka çoğu markadan daha iyi dedi. Benim gözlerim böyle böyle olduğu için biliyorsunuz bunu şuralarıma sürüyorum. O kadar güzel oluyor ki. Bakın zaten makyajımı sileceğim sürebilirim. Arkadaşlar ah Tuğçe X ne alaka ya? Tuğçe balım. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Dünyanın en manasız şeyiydi. Olsun çok tatlı yerim onu ben. Kalp. Duydunuz mu? Ya bu Sephora Collection ürünleri uygun fiyatlı ama bir o kadar da güzel oluyor gerçekten. Ben çok gördünüz mü? Evet. Ben çok seviyorum. Yani bilmiyorum gözlük mesela benim şuram yoktur. Göz kapağında şuram gözükmüyor. O yüzden buraya yapalım. Tam o göz kapaklarının olduğu. Güzel Allah'ım nasıl? Tuğçe sesinin güzel olması bu arada. Niye beğenmedin? Ha? Yani eylemek için bir şey yapayım. Eylemek için söylemiyorum. Gerçekten gerçekten beğeniyorum. Aşkım beğendim, beğeniyorum. Dediğim sanki şu an bana hakaret ettiğinin farkında mısın? Aşkım neden? Allah aşkına biriniz ben çıkamıyorum yayından. Biriniz İbrahim'in yayınına girip İbrahim'e yazsın. PK'ya girmesin birlikte yapalım İbrahim'le. İbrahim yayında şu an. Makara yapalım. İbrahim koş. Bu arada biz İbrahim'i çok seviyoruz bu arada. Aynen. O kadar aslında nasıl biliyor musunuz böyle o kadar yani bilmiyorum bu tabirimi asla ve asla yanlış anlamayın. Kötü niyetle söylemeyeceğim zaten. Her cümlemin önünde de açıklamaktan bıktım bazı şeyleri. Neyse. Böyle görünüş olarak barzo bir tipe benziyor ama çok naif, çok kibar gerçekten. Biri çıktı yani İbrahim. İbrahim gerçekten çok tatlı biri bu arada. Çok kibar. Saygısız hiç değil. Çok yani bazılarının görüntüsüne aldanmayacaktı. Bazıları da tam tersi çıkabiliyor arkadaşlar. Doğru. Şey demişler bu arada Tuğçe eyeliner sevmiyor musun? Niye kullanmıyorsun? Ay aşkım şunun neresini eyeliner yapayım kurban olayım. İğrenç benim gözlerim. Şu ameliyatı yaptırmak istiyorum hatta. Aşkım sakın. Yok. Yaptırdıktan sonra bana diyeceksiniz ki wow. Ben derim bu arada da. Benim bir arkadaşım bu arada gerçekten şaka yapmıyorum. Senin göz yapını bayağı beğeniyor. Ben bugün dedim ki Tuğçe işte operasyon yaptırmayı düşünüyormuş. Diyor ki sakın yaptırmasın da olur bir şey. Aşkım bu ya çok kötü bir şey değil bu. Bakar mısın gözümü çektiğine ama. Millet deli aşkım diye ben beğeniyorum. Millet deli diye ses alacak. Highlighter mı önereyim size? Ne önerebilirim? Evet arkadaşlar. Şu an size gerçekten çok ucuz bir highlighter önereceğim. İlk önce ortadan başlayayım. The Balm'ın 10 yıl bitmeyen paletleri. Gerçekten. Balm'ın şu Lumen'in niyazları çok güzel. Bak bitirmişim konuşamıyorum. Bir konuşamamam. Okuyamadım oraya çünkü. Bir de gerçekten. Bu arada İbrahim'e söylemişler Tuğçe gelecekmişim birazdan. Kesinlikle kesinlikle bunu gidin alın bak ne yapıp ne edip Elf markası var ya
Elf Türkiye'den satışı kaldırdı ya. Aa. Evet evet. İlk geldiğinde ne kadar sevinmiştik oysa ki. Şoka gireceksiniz şimdi. Sayın abla bile bayılıyordu. Bayılıyor buna yani. Elf'in maskarası da müthişti. O da gitti. Ben bir ya... kendimi influencer sanmam. Aldık olarak arkadaşlar. Mekin. Ne bunun adı? Melba. Şey bu arada Tuğçe biz şu an burada olduğumuz için muhtemelen sana istek atamıyor o. Biz aynen. Çıkalım. Aynen. Aynen. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak bu arada. Aşkım çok öptük seni. Ballarım çok benim. Öpüyorum. Seviyorum seni, iyi bak kendine. Nerede görüşmek öyle üzere. İbrahim Su'ya selam. Evet. Ben de. Yes. Çıkmıyor musunuz? Çıkıyor musunuz? Nasıl olacak? Çıktık. Çıkamıyorum. Çıkıyorum. Yayından çıkacağım. Yo arkadaşlar, İbrahim falan hiç şeyi konuşamadım. Hani pardon kullanıyorsun? İbrahim diyor istek atsın. İbrahim bende gözükmüyor. Bir ömür yeter. Burnumu yaptırmak istemiyorum. Neden biliyor musunuz? Herkes aynı böyle. Kaydırak burun yaptırıyor bu devirde biliyorsunuz. Herkes aynı oluyor. Yok İbrahim alamıyoruz. Ben bir çıkıp gireyim mi? Ne yapayım? Arkadaşlar benim Spotify'ıma girin, takip edin. Çok güzel listelerim var. Takip edebilirsiniz. İsteklerim açık zaten. İsteklerim niye kapalı olsun ki? Mevcut değil diyor bende İbrahim. Al kamerayı. Çıkayım ne yapayım? Benim ah geldi ya, nerede? Merhaba. Ne yapıyorsun kanki? Aa ne oldu? İnternet rezalet. Evet. Ne yapıyorsun? Düzelmedi mi? İnternetin çok kötü kanka. Geliyorum. Geliyorum. İnternetin çok kötü. Vallahi rezalet. Nasıl yapalım? Apar topar attı beni. Şimdi nasıl? İyi mi? Merhaba, ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim kanka. Ben de iyiyim. Vallahi oturuyoruz arkadaşlarla. Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor. Seni sormalı. Vallahi sen de ünlü oldun kanka. İyisin değil mi? İyiyim kanka. Vallahi iyi ol bak. Vallahi ya. Mutlu olmayı hak ediyorsun. Vallahi bak. İbon benim. Bunu da bir teyze öğretti. Bu da kalp, bu büyük kalp Tuğçe. Ne o?
Bu şimdi bir tane teyzeyi aldım biliyor musun yayına? Yaşlı bir teyze, kapalı böyle. Diyor oğlum diyor, bu da benden sana diyor. Valla. Ay hiç güzel. İstanbul'dan da başına selam. Aleyküm selam. Beyoğlu'na da selam olsun. Değil mi? Aynen. İbrahim çok... Bu arada İbrahim dedim ki ben yani... Gel arkadan konuşmak istemem. Dur bir sesi açayım. Bir daha söyle. Dedim ki arkadan konuşmak gibi olmasın dedim. İbrahim'e dedim gördüğünde farzo gibi... Çok... Ya dedi. Vallahi. Tip olarak barzo gibi duruyor. Öyle ama açık açık söylerim ben kanka. Ya apa ama çık... bizim şimdi biraz coğrafyadan mı kaynaklı acaba? Yaşadığımız çok... yerden mesela. Çok naif bir çocuk. Ya sen saygılı. Bakma. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vallahi ben de söylüyorum bazen yayında. Misal ilk yayında hani bilmiyordum hani şu ceza muhabbetlerine ön yargılı davrandım ama tanıyınca sevdim seni. Ondan dolayı mutlu olmayı hak ediyorsun Tuğçe. Evet. Umarım hep mutlu olursun. Ceza muhabbetleri ne ya? Cezaevi. Bana dedin mi? Ceza ilk yayında hani beni at falan çık kardeşim. Ben ceza falan yediğinizi bilmiyordum hani yasak ha? olduğunu. Ne sandın ya? Hı? Karacığım teşekkür ederim. Sen ne sandın? Bilmiyordum, hiç izlemiyordum ki programı. Ama öğrenmiş oldum. Ona sinirlendim ben. Yok yok, sonradan tanıdım. Egoist bir kadın da değilsin. İyi bir kadınsın. Ay. Mutlu olmayı hak eden bir kadınsın. Ve güzel bir kadınsın. Her kadın. Her kadın mutlu olmayı. Yok kız, her kadın hak ediyor mudur? Olur mu? Ediyor mudur? Ediyordur yani, bilmiyorum. Ediyordur. Hayır, ev yakanlar etmiyordur. Tabii kötü her zaman, her yerde kötü. Efendim. Senin yüzünden kafamı vurdum. Hmm. Aa, nasıl? Sen de ünlü oldun İbrahim. Boş ver yüklemeyi ya. Gözünü seveyim Allah için. Ne olacak? Dönecek misin? Programda bir şey konuşuyorum. Tamam. Okey. Bir şey soracağım. Oğulcan'a çok benzetiyorlar. Ben hiç benzemiyorum diyorum. Benziyor muyum? Oğulcan'ın biraz yüzünün biraz küçük, zayıf. Çok benzemiyorsun aslında ama. Bence de benzemiyorum. Ama aşırı benziyorsun diyorlar. Arkadaşlar saçlarımı çok kısalttım. Saçlarım dökülüyor diye uzatmıyorum. TRP yapacağım, sonra uzatacağım. Barzoluktan çıkacağım Tuğçe senin değişinle. Ya eskiden... Benim P'leri baskın soruyorum. Aa dondum. Bir daha söyler misin? Sen programı... Dondun. Bir daha söyler misin? Sen programı izle. Ver onu, ver. Vallahi yine anlamadım, biliyor musun? Dondu biraz. Şimdi düzeldi, söyle. Ben var mıyım? Programı izle. Ha hayır, izlemiyorum. Hayır. Sadece kesitleri görüyorum öyle internetten. Bakıyorum. Twitter'dan takip ediyorum biraz. O donuyor. İbrahim kaç? Aa çok dondu yine. Aşırı dondu. Bir daha gidip geleceğim.